GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin haftanın açılışında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu görebiliyoruz. Özellikle günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama 80.28 seviyesi altında hareketlerini sürdüren endeks gün içerisinde 80 seviyesine yaklaştı ancak bir türlü bu destek noktasını kıramadı. Genel anlamda baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etme potansiyeli var. Ancak 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkması gerektiğini unutmayalım. Eğer bu şekilde bir çıkış gerçekleşmezse kanalın alt noktasına doğru yani 79-90'lara doğru bir hareket görebiliriz. Ancak bu geri çekilme gerçekleşse de 79-90 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısını devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Makroekonomik anlamda gün içerisinde yoğun bir veri yoktu. Gerek Euro bölgesinden, gerek İngiltere bölgesinden, gerekse akşam saatlerinde Amerika bölgesinden veri olmadığından dolayı piyasalar daha sakin bir şekilde hareketlerini sürdürmekte. Sadece gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin gerçekleştireceği konuşma öncesinde Euro dolar paritesinin kısmen de olsa yukarı yönlü bir atak başlattığını görebiliyoruz. 1.36-1.39 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Ancak baktığımızda 150 günlük üstel ve 150 günlük basit hareketli ortalamaların altında seyrini sürdürmekte. Özellikle 150 günlük üstel hareketli ortalama olan 1.36-50 derecenin altında satış baskısına devam etmek isteyebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 1.36-50 direnç noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sterlin dolar paritesine baktığımızda 1.71-78 direncini geçemedikten sonra tepki satışını devam ettirme düşüncesi hakim. Gün içerisinde 1.71-42'lere kadar yukarı yönlü bir atak gerçekleştirdi. Ancak tekrardan satış baskısının oluştuğunu görebiliyoruz. Çünkü özellikle 1.71-78'in önemli bir direnç olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki 1.71-78 öncesinde de 1.71-45 direnci ilk etapta göze çarpan bariyerdir diyebiliriz. Genel anlamda günün kalanında 1.71-45 ve 1.71-78'in altında satış baskısını devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Dolar yene baktığımızda hatırlarsanız kritik bir bölge var ve bu bölge 101.20 ile 100.75 aralığıdır demiştik ve bu aralıktan yeniden alıcılı baskı oluşturulabilir ifadesini kullanmıştık. Dikkat ettiyseniz dolar yen paritesi 101.05'lere kadar geriledikten sonra tekrar toparlandı. Yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirdi ve bu çıkışlarla 101.52'ler test edildi. Bu şart sağlandığı takdirde yani paritenin bu aralıkta hareketlerini sürdürdüğü müddetçe 200 günlük basit hareketli ortalama aynı zamanda da kanalın üst noktası 101.90'lara doğru potansiyel bir hareket görebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel anlamda yukarı yönlü hareketler devam etmektedir. Yurt içine baktığımızda dolar Türk lirası aşağı yönlü baskılarını sürdürmekte. Gün içerisinde 2.12.25'lerden 2.11.45'lere kadar gerilediğini görebiliyoruz. Daha öncelerde özellikle belirli geri çekilmelerde 2.11.42'lere kadar etkisini sürdüren bir satış baskısı oluştuğunu görmüştük. Ama bir türlü 2.11.42 destek noktası kırılamadı. Eğer bu destek noktası kırılırsa satıcılı seyir birazcık daha kendisini hissettirebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Günün kalanında 2.12.70'in altında aşağı yönlü baskılar devam etmektedir. Ham petrole geldiğimizde özellikle günlük grafikte kanalın üst noktasını düzeltiyorum. Kanalın alt noktasını kırdıktan sonra gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyir aslında ham petrolün uzun vadeli ya da orta vadeli mevcut yükseliş trendinin sadece içerisindeki tepki satışları diyebiliriz. Evet, kısa vadeli yükseliş trendinin kırılması düşüş trendinin oluşması için önemli sinyaldi. Ama orta ve uzun vadeli baktığımızda görünüm olarak herhangi bir şekilde değişiklik söz konusu değildir. 200 haftalık basit hareketli ortalamanın 95.60'tan geçtiğini düşünürsek özellikle 95.60'a kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da ifade edebiliriz. En azından tepki satışının nereye kadar devam edebileceğini ifadelendirebileceğimiz açısından 200 haftalık basit hareketli ortalama hedeflenebilir. Gün içi baktığımızda 101.54 seviyesi bizim için önemli.
Daha öncelerde de bu seviyeler test edilmişti ve kırılarak satış baskısının artması amacında önemli bir bariyerdir diyebiliriz. Bu bağlamda da 101.50-101.55 aralığına dikkat etmek gerekiyor. Bu direnç noktaları altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Özellikle ham petrol ile ilgili alış pozisyonlarında yer alan yatırımcılarımızın 200 haftalık basit hareketli ortalamayı da göz ardı etmemesi önemlidir diyebiliriz. Altın fiyatlarına gelecek olursak özellikle sabah saatlerinde dikkat ettiyseniz 1325 seviyelerinden 1316 seviyelerine kadar 17 seviyelerine kadar satış baskısının oluştuğunu gözlemledik. Özellikle bu hareketli arka planına baktığımızda makroekonomik verilerden yoksun olduğunu görebiliyoruz. Özellikle kontrat miktarlarından olduğunda yani işlemsel olduğunu da ön balans volümden de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki bu geri çekilme aslında yeni bir düşüşün başlangıcı mı? Öncelikle buna bakmak gerekiyor. Özellikle orta ve uzun vadeliye baktığımızda evet çok önemli bir geri dönüş gerçekleştirdiği için yani 1355'i geçemediği için önemli bir dönüş. Ama kısa vadeli baktığımızda özellikle 1306 destek noktası kırılmadığı için birazcık daha temkinliyiz diyebiliriz bu düşüşlerde. Ama günün kalanında yine aşağı yönlü baskıların devam edeceğini ifade edebiliriz. 1333'ün altına kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Gümüş fiyatlarına bakacak olursak özellikle yukarı yönlü hareketlerin 21.35'lerde sınırlanması yeniden aşağı yönlü baskıların oluşumuna destek oldu. 21.35'lerden ziyade 21.56-21.60 olarak yuvarlayabiliriz bu aralığı. 21.60'ın geçilememesi nedeniyle yeniden bir satış baskısına maruz kalmıştı. Günün kalanını incelediğimizde özellikle gümüş fiyatları 21.42 ile 21.02 arasında hareketlerini sürdürmekte. Bu bağlamda da 21.56 bizim daha önceki tepe noktamızdı. Biz bu tepe noktamızı yine baz alacak şekilde kullanabiliriz ya da yuvarlayarak 21.60 olarak da ifade edebiliriz. 21.60 direnci bizim için önemlidir. 21.60 direncinin altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılar devam edebilir. Özellikle 21 ve 20.85 seviyeleri gün içerisinde test edilebilecek seviyelerdir diyebiliriz. Genel anlamda euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, dolar yen, ham petrol, altın, gümüş ve dolar endeksi ile ilgili teknik beklenti bunlardan ibarettir. Genellikle işlemlerimizde trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeliyiz ve muhakkak işlemlerimizde de stop loss kullanmayı ihmal etmeyelim. Haftanın ilk işlem gününde makroekonomik veri anlamında çok kısırız. Özellikle de gün içerisinde Türkiye saatiyle saat 8'de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamaları önemlidir. Bunun öncesinde de ABD seansının açılışı ve daha sonra ABD borsalarının kapanışına da dikkat etmemiz gerekmektedir. Herkese başarılı işlemler.